hadi yavrum. Hadi artık toparla kendini. Melih'in yüzüne nasıl bakacağım anne? Canım benim. Tatsız bir durum ama dünyanın da sonu değil. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Bana yalan söylemesine. Ona artık nasıl güvenirim tekrar? Nasıl yeniden başlanabilir? Nasıl her şey eskisi gibi olabilir? Üzülme artık. Ne zaman ihtiyacın olursa yanındayım. Nasıl bir kadınla evleneceğimi söyleyeyim mi sana? Hı? Dünyanın en güzel, en cesur, en iyi yürekli, en güçlü kadınıyla evleneceğim. Abartma. Bak sonra inanırım ben bunlara. Hayır, abartmıyorum. Öylesin işte. Seninle evleneceğim. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa öbür gün. O da olmazsa haftaya. Öbür haftaya. Koca bir hayat var önümüzde. Tevfik. Bu yüzüğü sen parmağıma takıncaya kadar ben kalbimde taşıyacağım. Koçum, sen Kemal'in oğlusun değil mi? Evet. Babanın işleri nasıl? İyi. Belki tekrar gelirim, gezmeye gideriz. Ah! Bak oğlum, hemen eve gidiyorsun, hemen. Murat'ı da eve götür. Tamam baba da, kim bu adamlar, ne istiyorlar ya? Oğlum yok bir şey, anlatırım. Şimdi oyalanma. Gözde, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Sigara içiyorum gördüğün gibi. O haplar ne peki? Hande, bak, yeter. Biraz yüz verdik diye sen de bekçi kesildin yani. Oğlum, senin gözün kör olmuş kör. Göremiyorsun hiçbir şeyi. Bu kafayla gidersen seni boynuzlatacak. Anne yeter artık. Tülay. Böyle şeyler dinleyemem. Ya yeni bir şeyler yok mu? Pek etki etmiyor artık nedense. Yanımda yok. Ama nerede buluruz biliyorum. Nerede? Rahatlasana güzelim. Kör. Göremiyorsun hiçbir şeyi. Bu kafayla gidersen seni boynuzlatacak. Aşkım Bahçıvan. Buradayım. Ahmet Güven. Ahmet nerede? Bilmiyoruz hocam, gelmedi. Alo Nurhayat. Ahmet bugün okula gitmemiş. Bana bak, hasta mı yoksa? Kemal. Kemal duymuyor musun beni? Hayat yaşanmaz ki tek başına. Sevdiklerin olmadan. İçten bir gülüş yeter sana. Neşene neşe katan. Hayat yaşanmaz ki tek başına. Sevdiklerin olmadan. İçten bir gülüş yeter sana. Neşene neşe dünya, ah dünya, ah dünya.
hayat yaşanmaz ki bir başına. Sevenleri olmadan içten bir yürek yeter sana. Acıları paylaşan. Ah dünya, ah dünya, neler ettin bize hiç sormadan. Affedersiniz. Önemli değil. Affedersin Nurhayat. Ben seni biraz sonra arasam olur mu? Acil bir işim vardı. İşin filan umurumda değil benim. Söyle bana, Ahmet niye okula gitmedi? Sabahleyin biraz keyifsizdi. Okula yollamadı. Daha doğrusu kendini iyi hissedersen gidersin dedim. İş mi bu ya? Keyifsizdi de ne demek? Öyle her aklına estiğinde okula gitmeyecekse neye varır bunun sonu Kemal? Tamam Nurhayat, doğru tabii. Biraz da ben şımartayım dedim. Ama haklısın. Neyse merak etme artık. Bir daha kaytarmasına izin vermem. Hayır, tabii ki sen onu şımartıyordun demek istemedim. Yani kıyamadım işte. Görüşürüz canım. Ne oldu Nurhayat? Keyifsizmiş. Allah Allah. Geçmiş olsun. Mesele nedir? Kemal keyifsiz dedi ama evde yok. Babasını atlattı. Okuldan kaytardı. Ay bu çocuk ne yapıyor böyle ya? Ya sen şunu cebinden arasana. Tabii ya. Ay bende kafa mı kaldı? Allah Allah. Firistim yok. Evde bıraktım herhalde. Dur ben şunu bir alıp da geleyim. Tamam. Kredi işi için bankaya gidecektik ya. Tevfik sen istersen beni bekleme. Yok canım, yarım saat geciksek bir şey olmaz. Hadi. Yok, dur. Sen bekleme, bir an önce git, ben şu işi halledeyim. Ya tamam, giderim tamam, ben. Hadi. Sen gelince gideriz. Tamam. Sen işine bak, hadi. Tamam. Hadi. Bırakın beni be! Bırakın! Oğlum nerede? Ne oluyor be? Ahmet nerede? Nereye kaldırdınız onu? Beni derhal oğluma götürün. Size diyorum, oğlum nerede şu an? Hemen istiyorum, hemen şimdi. Size diyorum. Para nerede? Param nerede? Oğluma bir şey yaptıysanız... Başlatma ondan şimdi. Bizim ne işimiz var senin oğluna? Para nerede? Onu nereye götürdünüz he? Manyak mı ya? Ne diyor? Olayla ilgilendik mi? Yok abi. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Yoksa oğlum kayıp ayaklarına yatarak zaman mı kazanmak istiyorsun? Para hazır. Ama oğlumu hemen görmesen 5 kuruş alamazsın. Bak sen. Eğer onun kılına zarar geldiyse seni öldürürüm. Andolsun seni mutlaka öldürürüm. Yok ya, bizim işlere de mi el atacaksın yoksa? Öldürülmüş çocuklar. Oğluma ne yaptın köpek? Oğlum nerede? Ne yaptın Ahmet'e? Sana diyorum ne yaptın ona? Ne yaptın lan? Gel buraya. Gel. Bırakın. Sen ne yapıyorsun? Bırakın beni. Vurmayın be. Vurmayın lan.
Hiç kusura bakmayın. Gidin bulun şu olanı. Bırakın onu, bırakın. Bir daha kaşınsın da kafasına bir havalandırma tertibatı döşeyelim. Nerede bakacağız abi? Ben ne bileyim Nerelere takılır bu herifin oğlu kestirin işte. Öğrenin. Peki abi. Bir araştırın bakalım. Eğer bir numara çeviriyorsanız... Yeter be, kapa çeneni. Ya hemen endişelenme sen de şimdi. Cep telefonunu evde unutmuştur. Yok canım. He? Ahmet onu yanına almadan tuvalete bile gitmez oldu Tevfik. Neyse. İnşallah senin dediğin gibidir. Hadi hadi sen çık artık, geç kaldın. Hay Allah ya. Ya Hasan da buradaydı. Sen niye bekledin ki? Hadi çocuğum. Hadi. Ya bana bak, sen endişelenme hemen. Tamam mı? Ahmet kocaman delikanlı. Tamam canım, hadi. Hadi. Ay Hasan. Manyak manyak konuşma. Niye kaçırayım be adam? Ne işin var benim senin oğlunla? Seni bulmak benim için zor mu sanıyorsun? Nereye kaçabilirsin ki benden? Salak herif. Oğlundan haberi yok, dünyadan haberi yok. Gelmiş belasını arıyor. O zaman bırak beni oğlumu bulayım. Şuna bak. Senin rehin alan mı var? Sen kimsin de rehin tutacağım seni? Yere git. İstersen 5'e kadar da parayı getirme. Keyfin bilir. Ama bu bir oyunsa... Beni oyalıyorsan sen öldün. Yemin ediyorum öldün. Yette be, yürü git. Çattık ya. Kaşınıp duruyor herif. İlle beni gebertiyor. Hasbinallah. Abla okuldan arkadaşla falan konuşsak. Ben de öyle düşünüyorum. Şu montumu alayım da. Hasan ben çıkıyorum oğlum. Tamam abla. Nerede abin? Ne oldu baba? Yok bir şey. Abin nerede oğlum? Bilmiyorum. Ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyoruz? Hiçbir şey söylemedi ki. Yanında kimse var mıydı? Yok baba, yalnızdı. Kemal. Bu halin ne Kemal? Yok bir şey. Önemli değil. Ufak bir kaza. Niye buradasın Kemal? Ahmet nerede? Şey, belki ben çıktıktan sonra okula gelmiştir diye bakayım dedim ama gelip gitmiş. Peki nerede bu çocuk ya? Nerede bilmiyorum. Bu çocuk? Bilmiyorum ne demek ya? Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? Niye susuyorsun? Ne diyeyim Nur Hayat? Ortadan kaybolması için bir sebep yok ki. Allah'ım ya Rabbim, sebep yoksa nerede bu çocuk ya? Murat, oğlum senin bu konuda bir bilgin yok mu? Nereye gitmiş olabilir abin? Yok anne, bilmiyorum ki. Peki bugünlerde hiç konuşmadınız mı oğlum? Neyi anne? Ne bileyim işte. Bir şikayeti falan yok muydu abinin? Yok anne, böyle konuları konuşmuyor. Konuşmuyor da ne demek ya? Öf. Ya bazen Tevfik abi için benimle dalga geçiyor. Nasıl yani? Ya cici baban nasıl diye falan dalga geçiyor. Ha baba, mektupta ne yazmış? Ne mektubu oğlum? Kime yazmış?
Evde odama mektup bıraktım dedi ya. Sen görmedin mi? Yok, hayır. Hadi Nur Hayat, hadi gidelim. Hadi oğlum, sen hemen dersine git, tamam mı? Hadi, hadi çocuğum. Anne, bana da tamam oğlum. Yırttık, oldu bu iş. Nerede Nur Hayat ablan? Ha? Yok mu? Okula gitti Ahmet'in arkadaşlarıyla konuşmak için. Hala haber yok mu? Yok. Biz de iyi bir haber getirdik, hevesimiz kursağımızda kaldı. Dur canım dur. Gözde'yi doktora götürmem lazım, dışarı çıkacağım, dur. Ahmet'ten bir haber alırsan beni hemen ara. Gözde'nin telefonundan. Tamam. Var mı sende? Hande'den alırım. Heh, iyi. Sakın unutma, tamam mı? Tamam. Hadi sana kolay gelsin, buralar sana emanet. Tamam. Nefes alamıyorum. Sakin ol Nur Hayat. Mektup yazdığına göre başına bir şey gelmemiş. İnşallah öyledir. Ama mektup yazdığına göre bir karar vermiş olmalı. Allah'ım, kötü bir şey yaptıysa. Neler söylüyorsun? Ahmet sağlıklı bir çocuk. Ne çocuğu? Kocaman adam artık. Kocaman adamları görüyoruz zaten. Allah'ım, ne olur bana ağır bir sınav açma yarabbim. Ay! Ne yapıyorsun Kemal ya? Buyur işte, kocaman bir adam. Ne yaptın kızım? Neyi ne yaptın baba? Yine mi denetim? Hayır yok kızım. Doktor dedim, aradın mı? Aradım baba. Heh. Kaçta randevumuz? Bir saat sonra. Kaç? Bir saat sonra. Oo, o zaman hemen çıkmamız lazım. Dur bakayım, neredeydi o kart? Gözde, nerede doktorun kartı? Neredesin Gözdem? Gözde. Buradayım, geliyorum baba. Heh. Hazırım ben. Niye öksürdün Gözde az önce? Bir şey mi oldu? Yok baba, gıcık tuttu birden. Ha. Ne soruyordum ben ya? Ha, kart nerede? Doktorun kartı? Bende, ne olacak? E kızım, telefonu edip tarif alalım. Karıştırırım belki. Gerek yok, ben aldım. Aferin benim kızıma benim. Bu işi ciddiye almana sevindim canım. Baba, annem aradı az önce. Heh. Adresi istedi, o da gelecekmiş. Ya baba, aslında boşuna para vereceğiz. Hiç gereği yok. Yok öyle deme. Davanın selameti açısından bu uzmanın denetiminde olmamız gerekiyor. Hadi güzelim, çıkalım. Hadi. Geç abi. Görüyor musun not bir yerlerde? Ha? İçeride bir, içeride. Oh. Çok şükür, bir delilik yapmamış. Ne diyor? Al. İkiniz tekrar bir araya girene kadar beni unutun diyor. Maşallah Kemal, ne kadar iyi değil mi? Harika, müthiş bir müjde bu. O kadar iyi ki baba oğul ortak tezgah kurmuş gibi görünüyorsunuz. Saçmalama Nur Hayat. Benim böyle bir şantaja alet olacağımı nasıl düşünürsün? Nasıl düşünmeyeyim ha? Nasıl düşünmeyeyim? Oğlumuz ortada yok, sen bunun tasasında bile değilsin. Niye? Çünkü gerekçe senin işine geliyor. Hoşuna gidiyor. İnsaf Nur Hayat. Bu notu görünce sevindim. Çünkü bir delilik yapmamış, hepsi bu. Tabii ya. İçeriğini düşününce iki kere sevinmiş olman lazım. Ama çocuk nerede o önemli değil tabii. İnsaf be Nur Hayat. İnsaf artık ya. İnsaf. Bırak. Bırak söylenmeyi de bir şeyler yap artık. Nerede bulacaksan bul çocuğu. Nasıl bulacağımı biliyorum. Nasıl? Polis bulacak. Ne zaman? Eğer cep telefonunu kapatmadıysa yerini hemen tespit ederler. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Öyleyse niye bekliyoruz? Kalk kalk hadi Kemal. Tamam çıkalım. Kalk gidelim hadi. Hemen yürü.
Buyurun anahtar. Tamam, iyi günler. İyi günler. Alo. Ne oldu oğlum? Yok, biraz işlerim var. Yok, yarın da gelmeyeceğim. Ya işim var dedim oğlum ya, sonra konuşuruz. Tamam, ben ararım seni. Arkadaş, bir dakika gelir misin? Ben mi? Evet, sen, sen. Merhaba baba. Merhaba. Bir şey mi var? Ne yapayım? Arkadaşım, baksana sen bana yalan söyledin değil mi? Yoksa evden falan mı kaçtın? Neden? Yok geldin? Be abi, ne ilgisi var? Söyledi ki babam gelecek. Bilmem artık ben, dediğim gibi. Baban gelmezse bu otelde kalamazsın. Biliyorum ama gelecek. Boşuna mı iki kişilik oda tuttuk? İyi yani, bilmem ben. Alo, buyurun. Evet, hiç boş odamız yok maalesef. İyi günler. Ne olursun be. Hala bir umutla. Tüzük değişiyormuş. Başka ne? Merhaba. Benim anahtarları verir misin? Tabii. Buyurun. Böyle bir şey var mı Kemal? Benim çocuğum kayıp. Yapılması gereken belli. Ama oturup bekliyoruz. Müstakbel bir avukat olarak buna şaşırmaman gerek. Mahkeme izni olmadan senin telefonunu izlense hoşuna gider miyim? İnsan başına gelmeden anlayamıyor. Böyle acil durumlarda yargının hızlı hareket etmesi lazım. Hadi seni eve bırakayım. Yok, ben şuradan biner giderim. Sen işine bak. Saçmalama Nurhayat. Bin şu arabaya. Etmek istiyorsun. Gerçekten çok tatlı bir bebekti. Daha 15 günlükken bize gülümsüyordu. Süt emerken işaret parmağımı sımsıkı tutardı. İlle de işaret parmağımı. İş olsun diye küçük parmağımı verirdim. O yine işaret parmağımı arardı. Allah'ım, zaman nasıl geçecek ya? Ben yarına kadar nasıl bekleyeceğim? Sakin ol. Oğlunuz kocaman adam. Benim ona güvenim sonsuz. Bak işte, bunu sadece bizim için yapmış. Kötü bir şey düşündüğü yok. Endişelenmemiz gerekmiyor. Tamam mı canım? Ne bekliyoruz Kemal? Nurhayat. Evet. Hayatım, görüyorsun ortada bir sorun var. Tamam, benim sayısız hatalarım oldu. Son olarak Ahmet'e de gerektiği gibi sahip çıkamadım. Ama bütün yaşadıklarımdan sonra artık alınması gereken dersleri özümsedim. Biliyorsun, bu meselenin kolay bir çözümü var. Gel şu yuvayı yeniden toparlayalım. Sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun ya? Bütün olanlardan sonra ve böyle bir zamanda. Sakin ol hayatım. Fırsatçılık bu. Bir an duygusallaştığımı görünce hemen sömürüye kalkıyorsun değil mi Kemal? Yapma hayatım. Görüyorsun, yürümüyor bu ayrılık. İkimizi de çocukları da bitiriyor. Durumu sömürmeye kalkma Kemal. Ölüyü diriltmek ne senin haddine ne de benim haddime. Hayatım. Serin kanlı düşün. Rica ediyorum. Dur. Ne yapıyorsun Nurhayat? Yeter. Dur. Gel şuraya. Nurhayat. Tevfik Bey. Şimdi bize müsaade edeceksiniz. Gözde Hanım'la yalnız konuşacağız. Tabii hocam. Kızım, ben dışarıdayım. Evet. Ya doktor bey, aslında benim durumumda bir şey yok. Yani bir denemeydi geçti. Tedavilik hiçbir şeyim yok benim. Sırf babamın ısrarı yüzünden geldim. Ha, bir de tabii dava açısından şey yapmamız gerekiyormuş. Ney? Yani iyi niyetli olduğumun görülmesi için filan dedi avukat bey. Neyse işte. Buyurun şu formaliteyi bir an önce bitirelim. Ben artık öyle bir şey kullanmıyorum. Gözde Hanım,
Bir konuda anlaşmamız gerekiyor. Tabii, hangi konuda? Mahkeme için mi? Hayır. Hangi konuda? Bakın Gözde Hanım, ben sizin babanız değilim. Savcı değilim, polis değilim. Herhalde yani. Bu dediklerimden hiçbir olmadığıma göre, görüşmemizin samimi bir şekilde gelişmemesi için hiçbir neden yok. Tam bir güven içinde olacaksınız. Bu odada konuştuklarımızın tamamı burada kalacak. Ne konuşacağız ki? Gerçekleri. Gerekirse en sevimsiz olanların da. Anlamıyorum. Hangi gerçekleri? Sizin gerçeklerinizi. Ben benim gerçeklerimi söyledim ya. Gözde Hanım, çalışmamızın herhangi bir anlamı olabilmesi için... Evet. Mesela mahkemede size yarar sağlaması için bile bu odada yalan konuşmayı bırakacaksınız. Ne yalanı? Ben yalan söylemem. En azından burada yalan söylemeyeceksiniz artık. Şunu çok net olarak sormak zorundayım. Ne kadar zamandır uyarıcı kullanıyorsunuz? Bana her şeyi anlatmalısınız. Unutmayın, söylediğimiz her şey kesinlikle burada kalacak. Hiç acelemiz yok. Özür dilerim, bir telefon edebilir miyim? Tabii, buyurun. Sağ olun. Güven Market, buyurun. Efendim Tevfik abi. Ahmet'ten haber yok da Nurhayat abla geldi, onu vereyim. Tamam. Sağ ol çocuğum. Efendim Tevfik. Niye ortadan kaybolduğunu öğrendik ama nerede olduğunu bilmiyoruz Tevfik ya. Boş ver niyesin. Atlı sıra babasıyla beni terbiye edecek. Neyse boş ver şimdi. Bakıyoruz işte. Ya bilmiyorum ne yapacağız. Karakola haber verdik. Yani belki cep telefonundan yerini öğrenebilirler mi diye. Mahkeme izni falan gerekiyormuş. İşte böyle. Kemal Bey avukata gitti. Sen ne yaptın? Bankayı geçti. Herhalde hallolacak. Evet, doktordayız, devam ediyor. Gözde şu anda muayenede. Canını sıkma Nurhayat. Hı. Tamam, hadi görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Aa, Zerrin. Çok mu şaşırdın? Yo, niye şaşırayım ki? Gözde zaten söylemişti buraya geleceğini. Çok ilginç. Nasıl oldu da Nurhayat'sız adım atabildin? Gerçi onun da gözü arkada kalmıştır şimdi. Zerrin, bu tür ineler için çok uygun bir zaman olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii ya. Konuları geçiştir bakalım. Sonsuza kadar kaç. Her şeyden kaç. Kendinden bile. Allah'ım, nereden kaçmışım ben ya? Nereden ha? Kızı buraya niye getirdiğini bir açıklar mısın bana? Niye mi getirdim? Evet, niye? Şey, içeride çok iyi bir kuaför vardı da gözlerin saçlarını yapsın diye getirdim. Kızı o zehire bulaştırdın. Şimdi de adını deliye çıkaracaksın. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Beni rezil rüsva ettiniz.
Ya Allah aşkına Zerrin, bunu senin avukatın tavsiye etmedi mi bize? O da matah bir avukat olsaydı gözlerinin parası uçup gitmezdi. Tam senlik avukatmış aslında. La havle ve la kuvvet. Şimdi bir de adımız deli kızın anası diye çıkacak. Ya ne alakası var? Buraya gelenlerin hepsi deli mi? Görmüyor musun? Hepsinin birkaç tahtası eksik. Allah'ım ya. Ya Zerrin, bu kusaplardan nasıl kurtulacak? He? Senin bildiğin başka bir yol var mı? İlla da tedavi görmesi gerekiyorsa bunu ben özel olarak yaptırabilirdim. Biz ne yapıyoruz burada? Genel olarak mı tedavi ettiriyoruz? Benim Allah'ım. Yanımda olsa iyi bir psikiyatri bulup evime çağırır, öyle yürütürdüm bunu. Kimsenin ruhu bile duymazdı. Ya Rabbim ya Resulallah, bu para insana ne kadar abuk subuk şeyler söyletiyor ya. Neresi abuk subuk? Verirsin biraz daha para, eve girip tedavi eder. İyi o zaman. Gözde'yi buradan çıksa sen al, sen ilgilen. Geçti artık. O beni çevreme rezil etti. Zerrin, bunları söylemek için niye zahmet ettin buralara kadar? Telefonda da yiyebilirdin beni. Aman ne güzel. Bir de dalga geçiyor büyük bakkal hazretleri. Ben buraya doktoru görmeye geldim. Senin de mi ruh doktoruna ihtiyacın var? Saçmalama Tevfik. Niye göreceksin doktoru? Bakayım nasıl bir doktor bulmuşsun. İnşallah senin gibi biri değildir. Sağ ol. Yine de kızın için zahmet etmişsin. Her ne kadar o seni bütün bir galaksiye rezil rüsva ettiyse de senin ana yüreğin dayanamadı. Gidip hiç değilse doktora bir not verin dedim bari. Sağ ol. Kim ne yazmış? Hmm. Al canım, evet. Sağ ol canım. Bana da gel. Selam arkadaşlar. Sen bir saat söyle, o saate göre ben gelirim, tamam mı? Aslında bu fırtınanın iyi bir yanı da var Nurgül. İyi bir yanı mı? E tabii kızım. Melih'in seni bu denli kıskanması iyi değil mi? Sana şaka gibi geliyor Funda. Melih çok kötü oldu, çok içerledi. İyi işte. Kıskançlık krizi fena bir şey değildir. Ne diyorsun Funda sen? Evliliğim tehlikede. Belki okuldan bile atacaklar. O kadar da değil. Nurgül, Zihni Bey seni çağırıyor. İşte mutlu son. Korktuğum başıma geliyor. Hemen içini karartma. Bana dua et. Tamam. Oh ne güzel. Bir süt yiyen bir etek. Tam Oscar'lık. Ne var? Neyi çekiştiriyorsunuz? Böyle bir rol kapabilmek için neler yaptığınızı bilmiyor muyuz? Hmm. Neler yapıyormuşuz? Biliyorum. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Ama yani bu doğal. Otur kızım. Olduktan sonra sahnede oynamanın hiçbir anlamı yok ki. Rol kesiyorsun. Hiçbir inandırıcı yok. O zaman orada istediği kadar gözleştirin. Bak kızım. Artık son kez söylüyorum. Bir tercih yapmanın zamanı geldi ve geçiyor bile. Hocam lütfen anlayış gösterin. Çalışmak zorundayım. Anlamadım mı? Şu ana kadar gösterdiğimiz neydi? Ama hocam ihtiyacım var. Biliyorsunuz yeni evlendim. İkimiz de çalışmak zorundayız. Bak diziye başladın. Kurallarımızı çiğneme pahasına göz yumduk. Ama sen maalesef hiç özen göstermedin. Öyle bir sahnede oynadın ki herkesin diline düştün. Üstelik dramatik hiçbir yanı olmayan abuk sabuk bir sahne. Hocam bir daha olmaz. İnanın bana. Yeteri kadar oldu zaten. Senin gibi bir sürü öğrenci var. Hepsine göz yumsak bu kuralın ne anlamı kalır? Sen böyle dikkati çekersen başkalarını nasıl geri çevirebiliriz? Hiç özen göstermedin. Hocam söyledim ya, o bir kazaydı. Kesinlikle bir daha olmayacak. Eğer bir daha böyle bir şey olursa disiplin kuruluna gideceksin. Tekrar ediyorum. Bak, bizim anlayış gösterebileceğimiz şey sadece bir tür staj gibi küçük sahnelerde yer alman. Bu ölçüde kaldığı takdirde kuralımızın ruhuna ters düşmeyiz. Biliyorum hocam. Unutma, biz bir tiyatro okuluyuz.
Dizilere figüran yetiştiren bir ajans değil. Evet hocam. Bu artık son şansın. Tamam hocam, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir daha öyle göze batacak bir sahnede oynamayacağım. Söz veriyorum size. Hadi bakalım. Hoşça kalın hocam. Merhaba. Kusura bakmayın, bekle. Senin de saçına karlar yağacak. Senin de gözüne yaşlar dolacak. Elbette. Nereye? Odama. Baban nerede? Gelmek üzeredir. Geç kızım. Nasıl geçti baba? İyi. Doktor beni içeri almadı. İçeride bayağı kaldılar. İnşallah işe yarar. Ah bir saniye. Hoş geldin. Heh, gel oğlum. İyi akşamlar. Ne haber, iyi misin? İyiyim abi. Bir aksilik olmadı değil mi? Yok abi, kapadım dükkanı. Heh, iyi, çok teşekkür ederim, sağ ol. Gene sana gittik işleri, görüyor musun? Ne demek abi, olur mu öyle şey? Ne oldu senin yazar işi? Şimdi Hande ile telefon edeceğiz. Telefona derken yalnız olmak istemiyor da. Koskoca bir yazar. İyi, hadi edin bakalım size telefonunuzu. Ben Nuray Tablan'a kadar gidip geliyorum. Tamam baba. Tamam mı? Hı-hı. Selam söyle. Tamam canım. Ver bana. Telefonu getireyim sana. Ne diyeceksin ona? Randevu isteyeceğim. Hikayelerini vereceksin nihayet. Ondan hala emin değilim. Ama kabul ederse güzel bir sohbet olacak. Kabul edecek bence. İyi akşamlar efendim. Ben Hasan. İmza gününüzden. Ha, hatırladınız mı? Şey efendim, çok özür dilerim ama yani mümkünse mesela yarın uygun olursa bir ziyaret etmek istiyorduk da. Ha öyle mi? Çok teşekkür ederim efendim. Üçte tamam. Tamam efendim. Biliyorum. Biliyorum efendim. Orayı biliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. Yeah. Ya bu adamı çok seviyorum Hande ya. Bir gün sen de o kadar iyi bir yazar olacaksın ki. Birileri de seninle sohbet etmek için heyecanlanacak. Ya ne demezsin. Ne oldu? Hiç. Hayır, bir şey var. Hiç anne, bir şey yok. Anneni mi düşünüyorsun şimdi de? Hayır, az önce konuştuk zaten. Ne yapacak peki, dönmeyecek mi İstanbul'a? Öyle görünüyor. Ya. Benden utanıyor galiba.
Olacağı buydu. Başka ne bekliyordunuz ki? Ha babasına bırakmışsın, ha çayıra salmışsın. Ben bakarım. Bak çocuğum şu kapıya. İki koyunu güdecek dirayeti yok. Kalkmış çocuğu yanına alıyor. Söz konusu olan Ahmet olmasa... Ne olur olmasa? Sen de biliyorsun ki Ahmet benim yanımda olmasa da bunu yapacaktı. Yok canım. Şimdiye kadar niye yapmadı öyleyse? Neyse ortada. Ne diyorsun sen Kemal? Hem suçlu hem güçlü olma benim karşımda. Girsene canım, sen niye orada bekliyorsun? Geç otur. İyi akşamlar albayım. Sağ ol. Geçmiş olsun. Nur Hayat, yeni bir gelişme yok mu? Yok. Bakalım işte. Yarın mahkemeden telefon dinleme izni çıkarsa. Hadi yavrum, sen yatağına git artık, hadi. Ama anne, uyuyamayacağım ki. Olsun. Hadi çocuğum, hiç olmazsa uzanıp dinlen biraz, hadi. Ben çıkıyorum. Baba, baba nereye? Nereye olacak? Mışıl mışıl uyumaya. Oğlum, otelleri dolaşacağım, onu bulacağım. Ha, bekle. O yaşta çocuğu otele alacaklar. Kurallara uymayan bir sürü otel vardır bu şehirde. Kafaya bak be. Sen dua et de o batakhanelere düşmesin. Yeter, yeter. Böyle konuşup da benim sinirlerimi büsbütün bozmayın. Hadi oğlum yatağına, hadi. Ben de gidip Gözde'ye bir bakayım. Uğrarım gene. Tamam, tamam. Geçmiş olsun. Söylediğim yöntemin başarılı olması sana bağlı. Bu haplardan kurtulacağız. Aksi takdirde uzun bir süre gözetim altında, yani hastanede yatarak tedavi olman gerekecek. Tamam kızım, tamam. Tamam. Üzülme. Üzülme yavrum, bunu da aşacaksın. Bu da geçecek. Tamam. İnan bana canım benim. Sende bunu yenecek güç var. Canım benim, bir tane. Yeneceksin. İnsan resmin üstüne aramış. Merhaba Nurgül. Alo. Benim Semih. Sesimi alamadın mı yoksa? Thank you.
Aşkım. Bu ne? Bir süre görüşmesek iyi olacak Mungül. Sen de istersen... annene git. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi bak. Vallahi babam gelecek ya. Birazdan arar. Ne diyorsun arkadaşım? Saat kaç? Neredeymiş bu baba? Nasıl babaymış bu böyle? Niye aramıyor? Abi gelmesi lazımdı şimdiye kadar. Bir iş çıkmıştır. Çek git karakola, haber vermeden uzaklaş buradan. Seninle uğraşamam ben. Abi yapma. Yapma lütfen ya. Uzatma. Şey. Ney? O zaman ben paramı geri alayım. Ne parası ya? İki kişi diye oda kapattım. Biz de gelen müşterileri geri gönderdik. Lafa bak ya. Kapıları mı dinliyorsun sen? Hayır, ne kapı dinlemesi ya? Sana geliyordum. Nereye? Çekil. Nereye? Gözde bir dakika, nereye gidiyorsun? Aa, çekil ya. Allah'ım gene mi ya? Ne yapacağız biz böyle? Pardon.
Bunlar böyle ikisi kaça? 5 milyon. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet bu. Ahmet. Ha, canım sen miydin yavrum? Ne olsun, bir haber yok işte, bekliyoruz. Ha, baban burada, burada. Dur bir dakika Nurhayat abla, sen babamı verme şimdi. Uf, ne yapacağım peki ben şimdi Nurhayat abla? Gözde fırlayıp gitti. Yine haplanacak şimdi. Babama söylemesek de olmaz ki. Ne bileyim ya. Gene o serseriye gidiyor herhalde. Vardı ya hani Kartal'ın arkadaşı İbo. Birlikte gitmiştik. Peki canım. Peki ben söylerim. Gözde gitmiş gene değil mi? Gitmiş. Uf, anam of. Kızın var mı? Derdin var demektir. Derdin. Oğlun olsa ne değişecekti ki baba? Ay. Yüzüme kapattın öyle mi Melih? Yüzüme kapattın ha. Her şeye rağmen ben seni aradım. Sen de yüzüme kapattın. Gözde'nin öyle hemencecik bu illetten kurtulmasını bekleyemeyiz Tevfik. Sabırlı olacağız. Bilmiyorum Nurhayat, bilmiyorum. Hadi üşüme sen. Hadi iyi geceler, iyi geceler. Hadi iyi geceler. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Hiç. Ya sen? Kimi izliyorsun? Sen kimi izliyorsun? Bana mı soruyorsun? Burası benim evim. Yani mahallem. Korkma evlat, korkma. Benim kötü bir niyetim yok. Öyleyse burada ne arıyorsun? Ne mi arıyorum? Ne aradığımı söylerim. Ama sen sır tutabilir misin? Sır mı? Ne sırrı? Sen bu kadının oğlu musun? Hangi kadın? Bu Tevfik'in dükkanında çalışan kadının. O kadın Tevfik abinin dükkanında çalışmıyor bir kere. Oranın ortağı. He, anladım. Ama senin annen öyle değil mi? Sana ne?
Niye evden kaçtın? Nereden biliyorsun kaçtığımı? Belli olmuyor mu? Benim izledim. Seni niye izleyeyim ki? Öyleyse ne arıyordun burada? Sır tutarsan söylerim. Diyelim ki tutarım. Söz verir misin? Diyelim ki verdim. Öyle olmaz. Adam gibi söz verirsen tamam. Peki oldu, söz verdik. Şeref sözü. Şeref sözü. Ben Tevfik'in babasıyım.